Evet, galiba Soma hazır. Öyle mi? Manisa hazır mı? Hem Soma hem Manisa hazır mı? O zaman şimdi sizlere Türkiye İttifakı diyerek çıktığı yolda büyük bir değişimin ateşini yakan, umutların tükendiği o en karanlık zamanlarda yepyeni bir umuda ses olan ikinci yüzyılın yeni lideri, Manisa'nın evladı, Türkiye'nin gururu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i alkışlarla buraya davet ediyorum. Coşkuyla, umutla, saygıyla selamlıyoruz. Bayrakları görelim bayrakları. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz. Merhaba. Bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var da. Nereye geldim? Memleketime geldim. Türkiye'nin her yerinde konuşurken nerelisin diye soran olduğunda ağzımız Manisa diye söylese de gönlümüzün Soma dediğini bildikleri için herkes benim doğum yerimi Soma sanıyor. Ben kendi memleketime, bağrı yanık Soma'ya, yerin altına, yeryüzü sıcak olsun diye metrelerce altına inip de günde üç vardiya yerin altından yerin üstü sıcak olsun diye alnının terini oralara damlatan kardeşlerimin hakkını araya araya yürüdüğümüz bu yolda bugün buraya geldik, sizin yanınıza geldik, Soma'mıza geldik, güzel memleketimize geldik. Burası Şunu söyleyeyim rahatlasın. Madenci kardeşim diyor ki, biz diyor iki asgari ücret alıyorsak bugün diyor, senin sayende alıyoruz, Allah senden razı olsun diyor. Diyor ki, iki gün hafta tatili olduysa bir günlük tatil, senin sayende oldu, Allah razı olsun diyor. Ben de diyorum ki Soma faciasından sonra hep birlikte geldik. Kaymakamlığın önünde oturduk. Kalkmadık ta Ankara'dan heyetler gelene kadar. Sözleri aldık. O sözler tutulana kadar Ankara'da meclisi kapattırmadık. Madencilere verilen sözler kısmen tutuldu. Ancak madenlerin güvenli olması, madenler güvenli olmadan madenlerin açılmamasına yönelik sözler çok azı tutuldu. Ama o günden bugüne Türkiye'nin dört bir yanında Ermenek'ten başlayarak en son İliç'e kadar yine madenciler emeklerinin karşılığını almak yerine hayatlarını veriyorlarsa eğer, bu Türkiye'de madencilerin ve emekçilerin daha verecek çok mücadelesi, yürüyecek çok yolu ve hep beraber elde edecek çok kazanımları olduğunu gösteriyor. Hadi. Anlatacağım abi, emeklileriyle anlatacağım. Anlatacağım. Allah aşkına bir müsaade et, mitingi yapalım. Emekliye de sıra gelecek. Sen beni konuşturmazsan ben emeklinin derdini nasıl anlatacağım?
Benim de size canım feda. Benim de size canım feda. Soma'ya gelince böyle duygular çok yüksek oluyor. Madenci kardeşim sesini duyurmak istiyor. Emekçi kardeşim, emekli kardeşim sesini duyurmak istiyor. Biz o gün buradan yola çıktık. Somalı kardeşlerimle birlikte büyük bir mücadeleyi verdik. Soma'nın sesini duyurduk ama sonrasında çok üzüldük. Çünkü birileri Türkiye'nin başka bir yerinde, sıcak odalarında, ellerinde cep telefonları, Twitter'da her seçim akşamı Soma'nın seçim sonuçlarına baktılar. Bilir bilmez Soma'ya laf ettiler. İnanın Soma'da seçim kaybettiğimiz oldu. Belediye başkan adayı gösterdiğimiz, kazanamadığımız oldu. Ama Soma'ya, Somalı'nın iradesine, Somalı'nın oyuna, Somalı'nın iyi niyetine, Somalı'nın açık alınlı, başı dik duruşuna hiçbir zaman laf söyletmedim, söyletmeyeceğim. Ama bu 31 Mart'ta yine seçim akşamı Soma konuşulacak. Daha önce kaybettiğimizde konuşanları susturdum. Dedim ki sen biliyor musun Soma'daki baskıyı? Sen biliyor musun Soma'daki zorluğu? Sen biliyor musun Soma'daki mücadeleyi? Sen anlar mısın açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dedim. Seçim akşamları onları susturdum. Ama bu seçim akşamı kimseyi susturmayacağım. Bu seçim akşamı bütün Türkiye Soma'yı konuşacak, Manisa'yı konuşacak. Çünkü bu sefer şu binanın önüne geldik. Bu meydanı doldurduk ve Somalıların karşısına bu sefer 44 yaşında 20 yıllık bir avukat, Soma davasını ilk günden son güne takip eden, Soma'da bir garibanın, Soma'da bir mağdurun, parası olmayan birinin devlette, adliyede ne işi olsa her telefonda git onu bul dediğimiz Soma'nın bir civan mert delikanlısını, benim çok değerli bir kardeşimi, sizin evladınız Sercan Okur'u aday gösterdik. Gerçekten siyasetçinin telefonu 24 saat durmaz çalar. Gece arar, gündüz arar. Bayramda arar. Pazar günü arar. Telefonu açtığında, karşındakinin derdini dinlediğinde önemli olan ona bir çözümü söyleyebilmek, onu doğru birine yönlendirebilmektir. Ben siyasete girdiğim günden beri Soma'da kimin başı sıkışsa Sercan'ı biliyor musun dediğimde bilirim der. Bilmezse ilçe binasına git, ilçe başkanı seni Sercan'a götürsün derim, tamam derler. O işi söylersin, arkasını takip etmene bile gerek yok. O işi kendi işi gibi görür, o emaneti alır. Dilekçe yazılacaksa dilekçesini yazar. Mahkeme açılacaksa mahkemede hakkını arar. Parası yoktur, harcını cebinden öder. Yolladığın kişinin karnı açsa karnını doyurur. Yol parası yoksa yol parasını verir. Sorununu çözer, en son döner. Ben bu işi hallettim başkanım der. Şimdi böyle. Birer birer uğraşmayacak bu işlerle, birer birer. Artık bu belediyeye geçecek. Makamına oturacak. Kapıyı ardına kadar açacak. Bundan önce nasıl bu sokaklarda
hep aranızdaysa sizin aranızda dolaşacak. Soma'ya halkçı belediyeciliği, eşitlikçi belediyeciliği, yoksulu koruyan, emekliye sahip çıkan, madenciye sahip çıkan, sadece yöneticilik değil, toplumsal bir önderlik de yapacak tertemiz bu kardeşimizi siz nasıl biliyorsunuz? Onu seviyor musunuz? Sevmeniz yetmez. Ben sevdiğinizi biliyorum. Oy vereceksin, o da yetmez. Sizin Sercan Okur'u tanımayana tanıtmanız lazım. Bilmeyene bildirmeniz lazım. Ben ona kefilim. Sizin de her tanıdığınıza kefil olmanız lazım. Diyeceksiniz ki Sercan Okur'u oraya oturttuğumuzda Soma'nın hangi köyünde olursan ol, kapanan hangi beldesinde olursan ol, hangi mahallesinde olursan ol, beraber gideriz, kapısını çalmadan gireriz, koluna girer, derdimizi anlatırız diyeceksiniz. Ben Özgür Özel olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Sercan Okur'a kefilim, yanındayım, arkasındayım. Ona kefil olun, ona bu seçimi siz kazandıracaksınız. Diğer tarafta sandık başına gidince 4 tane oy kullanılacak. Bu oylardan önce bir tanesi çok çok kıymetli, onu söyleyeyim. O oy yakasında bir parti rozeti olmayan, arkasında bir parti gücü olmayan, tek başına çıkmış, sizlerden oy isteyen muhtarın oyu. O oy demokrasi açısından en kıymetli oylardan bir tanesi. Bunun için sizden ricamdır. Hangi görüşten olursa olsun muhtarlarımıza sahip çıkalım. Ben hepsine başarı diliyorum. Yolları açık olsun. Hepsine kolay gelsin muhtar adaylarımızın. İkinci oy belediye meclisi için. Üçüncü oy Soma'mız için, Sercan Başkanımız için. Ve dördüncü oy Manisa Büyükşehir Belediyesi için. Manisa Büyükşehir Belediyesi 2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi bir yanlış adaylıkta Sümerbank davasından sonra hepimizin malı olan, ülkenin değeri olan, Manisa için çok kıymetli olan Sümerbank davasından sonra aman yeniden AK Parti'de kalmasın, Manisa'nın varlıkları talan olmasın, yandaşlara peşkeş çekilmesin diye o günün şartlarında, o gün seçimi AK Parti'ye gitmesin diye çok sayıda başka partiden olanların da desteğiyle bir kişiye verildi. Daha sonra büyükşehir seçimlerinde yeniden seçildi. İlk zamanlarda uzaktan davulun sesi hoş gelir. Manisa Spor Başkanı'ymış. Efendim eşi İzmir'denmiş. Ailesi CHP'liymiş diye laflarla bizim çok anlatmamıza, çok itirazımıza, tehlikenin büyüklüğünü söylememize rağmen Cengiz Ergün Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ne yaptı? Verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı. Ne yaptı? Manisa'da Türkiye'nin en pahalı suyunu sattı. Türkiye'nin en pahalı suyunu siz kullanıyorsunuz Cengiz Ergün yüzünden. Ne yaptı? Ulaşımı aksattı. Ulaşımı Arap saçına döndürdü. Türkiye'nin ölçek bazında en pahalı toplu ulaşımını siz kullanıyorsunuz. Ve sonra önce ben de Atatürkçüyüm. Ben de cumhuriyetçiyim. Ailem sosyal demokrat diyerek oyları toplayan bu insan 2019 seçimlerinde AK Parti ile işbirliği yaptı. Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
kendisinin astığı Atatürk resimlerine söylediği birkaç cümleye aldanan Atatürkçüleri, cumhuriyetçileri, sosyal demokratları ve Manisa'nın güzel insanlarını kahrederek gitti, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne teslim oldu. Ardından öyle bir dönem başladı ki Manisa'da. Sokağa çıkmaz oldu. Hiçbir iş yapmıyordu, tamamen yapmaz oldu. Ama Manisa'nın en güzel varlıklarını, TÜGVA var ya, Erdoğan'ın oğulları, TÜGVA'lara, okçuluk vakıflarına, ensar vakıflarına peşkeş çekmeye başladı. Tayyip Erdoğan bunu en zayıf yerinden, bir takım davalarından, dosyalarından yakaladı. Manisa'nın ne kadar güzel yeri varsa hepsini bunlara vermeye başladı. Verdi. Geldi en sonunda hepimizin evlendiği nikah dairesini bile TÜGVA'ya verdi. Beyaz fili SGK'ya ait beyaz fili birileri aldılar, yıkmaya kalktılar, peşkeş çekmeye kalktılar. Hepimiz itiraz ettik. Ama Cengiz Ergün, nerede Manisa'nın aleyhine bir şey varsa ona destek verdi. Peki karşısına kim dikili verdi? Bizim Ferdi. Ferdi Başkan'ın babasının adı Tıraşçı Ahmet. Manisa'nın en sevilen esnaflarından birisi. Kendisi mimar. Gencecik yaşında, 46 yaşında bu göreve talip. Ve Manisa Mimarlar Odası Başkanı, beyaz fil gidiyordu, Ferdi Başkan durdurdu. Manisa'da o canım beyaz filin peşkeş çekilmesine Ferdi Başkan engel oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. Ve Manisa'da nerede Cengiz Ergün bir varlığımızı AK Partililere peşkeş çekmeye kalktıysa karşısında Ferdi Başkan'ı buldu. Belediye meclis üyelerimizi buldu. Büyük bir mücadeleyi verdiler ve hemen hepsinde o mücadeleyi kazandılar. Manisa Ferdi Başkan sayesinde çok fazla varlığının talan edilmesinden kurtuldu. Sonra bir gün baktık Manisa'da ne turizmi yapacaklarmış? Ekoturizm yapacaklar. Manisa'da ekoturizm yapacaklar. Bir dağın başı, oradaki alanda ekoturizm alanı ilan etmişler. Oyları vermişler. Bir duyduk ki güzelim ormanın tepesindeki ağaçları kesiyorlar. Sonra bir baktık oraya villa yapıyorlar. Ferdi Başkan peşine düştü. Yazdık çizdik. Ya bu ekoturizmdi. Bu olmaz. Yürütmeyi durdurma verin diye. Mahkemede davayı açacak ya. Taraflara tebliğ edecek ya. Adrese mektubu celbi yollayacak ya. Yolladığı kağıda bir baktık. Cengiz Ergün'ün kızının ismi. Meğersem o ekoturizm alanını bilinmedik bir turizmciye vermiş. Üstünden 3-5 ay geçmiş. Kızına devretmiş. Güzelim ormanın ortasında kızına villa yaptırıyormuş. O orayı kızına verdi. Kim engel oldu? Yine bizim Ferdi. Sonra yine bir gün Manisa'da imar plan değişikliği yapıldı. Ana cadde üzerindeki 5 katlar 15 kata çıkarıldı. Oradaki o değişiklik yapılırken oraya bir cümle koymuş. Eğer caddenin üstünde yeri olan bir arsanın
Devamında içeride de yerleri varsa onlara da 15 kat verilir. Bizim belediye başkanının orada küçük bir yeri varmış. Arkadaki parkla kendi arsasını değiş tokuş yapmış. Arkadaki koca arsaları da 5 kattan 15 yapmış. Kaç daire fark ediyor? 350 daire. Kaç para fark ediyor? Tam 500 milyon lira. 500 milyon lira. Yani 350 daire parasını bir cümleyle kendine almak için değişikliği yaptı. Önergeyi verdi, verdi. Kim engel oluverdi? Yine bizim Ferdi. Şunun için anlatıyorum. Vicdansız, insafsız, gözü doymayan ve iktidarda kaldığı her gün kendini, ailesini, yandaşlarını bu yaptıkları görülünce de, tehdit edilince de bütün Manisa'nın varlıklarını birilerine peşkeş çeken birisine karşı tertemiz. Sütte leke var, onda yok. Yaptığı işi güzelce yapan, her türlü kent suçunun karşısında dimdik ayakta duran, sokakta gezen ve asla ve asla surat asmayan, enerjisi bitmeyen, yoksulu gördüğünde, yaşlıyı gördüğünde, emekçiyi gördüğünde yüzü gülen bir adayımız var. Mimar Ferdi Zeyrek. Değerli Somalılar, çok çok net bir şey söyleyeceğim. Bu işin AK Partisi, MHP'si kalmadı. Bu bir genel seçim değil. Bu seçimde artık belediye başkan adayı seçiliyor ve dürüst, çalışkan, namuslu, sorun çözecek kişilere şehrin anahtarını vereceğiz. Belediyenin anahtarını vereceğiz. Ben size bir şey söyleyeyim. Kendi partisinde olsun, Sayın Devlet Bahçeli'nin karşısına götür bir tarafa mevcut belediye başkanını, bir tarafa Ferdi Zeyrek'i. Vallahi de billahi de Devlet Bey kendisi düzgün bir seçim yapacak olsa o belediye başkanı yerine 50 kere Ferdi'yi seçer. 50 kere Ferdi'yi seçer. Cengiz Ergün bir kefeye, Ferdi Zeyrek'i bir kefeye koyduğunda adaletin terazisi de, vicdanın terazisi de, siyasetin terazisinde de Ferdi Zeyrek ağır basıyor, ağır basıyor, ağır basıyor. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak adaylarımızı sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil, şehrini seven, ilçesini seven herkese emanet ediyoruz. Bakayım, onu görmedim. Ne o pankart? Atatürk ölmedi, içimizde yaşıyor diyor halkçı liseliler. Buna bir şey söyleyeyim. Şimdi bu memleketin %95'i ben Atatürkçüyüm diyor. Daha doğrusu %95'inin Atatürk'le bir sorunu yok. Atatürk'ü severim diyor. Vatanımızı kurtardı diyor. Ülkemizi kurdu diyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk'ün kurduğu partide siyaset yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Zaman zaman birileri Atatürk'ün adını anıyor ama çoğunlukla yaptıkları icraatlar Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına duydukları husumeti gözler önüne seviyor. ÇEDES diye bir proje var. Laikliğe karşı, Atatürk'e karşı ne kadar adam varsa hepsi ÇEDES'i savunuyor. Biz de bu projenin
ne kadar tehlikeli olduğunu söylüyoruz. Ne oldu biliyor musunuz? Daha dün İzmir İl Müftüsü ÇEDES projesi kapsamında küçücük çocukları aldı ve bir mezar ziyaretine götürdü. Kimin mezarına götürdü biliyor musunuz? Esat Erbilli'nin mezarına götürdü. Esat Erbilli kim? Menemen'de Asteğmen Kubilay'ı katledip kafasını kesip Menemen'de gezdirenler var ya, onların içinde olup da yaşı yüksek olduğu için infaz edilmeyip müebbet hapse çarptırılan, suçu sabit olan Kubilay'ın katilinin mezarına çocukları götürmüşler. Şimdi bütün Atatürkçülerden, sadece CHP'lilerden değil, MHP'liler diyor biz de Atatürk'ü seviyoruz. AK Parti seçmeninin içinde Atatürk sevgisi olan yok mu? Çok. Herkese diyoruz ki bakın kardeşim, bunlar gemi azıya aldılar. Asteğmen Kubilay'ın kafasını kesen adamın mezarına çocuğu götürenlerden bu memlekete fayda gelmez. Ben diyorum Atatürk bize bunu öğütlüyor. Bana diyorlar sen Atatürk'le nasıl konuşuyorsun? Atatürk öldü. Devlet Bahçeli'ye söyledim. Halkçı liseliler oraya yazmış. Atatürk Devlet Bahçeli için öldü ama bizim için ölmedi. Buramızda yaşıyor. Buramızda yaşıyor. Bugün sadece Soma'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında televizyonlarının başına geçenler televizyonlarda bir umut, bir müjde bekliyorlar. Bunu bekleyenler geçim sıkıntısı karşısında ezilenler, hayat pahalılığı karşısında ezilenler, zamlardan ezilenler, en çok da kimler? En çok da emekliler. Emekliler bir el kaldırsın görelim. Emekliler. 10 bin lira alan emekliler bir el kaldırsın göreyim. Neredeyse hepsi. Bakın meydanlarda bunu soruyorum. Meydanların çok önemli bir kısmı emekli. Canı yanıyor. Canı yanıyor, meydanlarda, mitinglerde sesimi duyurayım diye buralara koşuyor. Elleri kaldırtıyoruz. 10 taneden 8 tanesi neredeyse 10 bin lira alıyor. Daha 2 gün önce Türk İş açıkladı. Açlık sınırı 16.200 lira. Emekliler açlık sınırının 6.000 lira altında geçinmeye zorlanıyorlar. Yokluğa, felakete, açlığa sürükleniyorlar. Türk İş açıklamış, süt 20 liradan, o tabii ortalamayı alıyorlar. 20 liradan 4,5 lira zamla 24,5 lira olmuş. Ortalama süt fiyatı, 1 litre süt fiyatı Türkiye'de. Bir ayda peynir, örnek aldıkları peynirin kilosu 250 liraymış. Bir ay sonra 32 lira zam gelmiş, 282 lira olmuş. Yoğurt, 65 liralık yoğurt, 6,5 lira zamla 72 lira olmuş. Dana kıyma 400 liraymış, 460 lira olmuş. Kuşbaşı et 500 liraymış, 580 lira olmuş. Yani Türk İş'in hesaplarına göre öyle diskin hesabı falan değil, son bir ayda gıda enflasyonu bazı ürünlerde %15'leri bulmuş. Ama bizim emeklimize o kadar düşük bir enflasyon hesabıyla zam yaptılar ki %33 zam yaptılar. 7500 lirayı 10 bin lira yaptılar ve açlığa sürüklediler. Ben emekliye para ver deyince, emekliye para ver deyince, emekliye para verirsem
çalışanlara maaş ödeyemem diyor. Emekli başına 7.000 emekli başına 7.000 lira seyyanen zam 800.000 milyon para tutuyor. 800 milyon lirayı bulabilirsem çalışanların maaşını ödeyemem diyor. Emekliyle çalışanı karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Oysa bu sene beşli çeteden, zengin müteahhitlerden, holdinglerden, yandaşlardan alması gerekip de vazgeçtiği vergi bu para kadar. Yani beşli çeteye para var, emekliye para yok. Yani lüks otomobillerine, dünyanın en pahalı makam aracına para var, emekliye yok. Uçan sarayına para var, emekliye para yok. Yazlık sarayına para var, emekliye para yok. Ve diyor ki eğer emekliye para yoksa 31 Mart'ta oy da yok. Öyle mi? Tayyip Erdoğan diyor ki emekliye para yok. Ben Tayyip Erdoğan'ın söylediğini söyleyeyim. Siz de sana da oy yok deyin. Belki duyar. Erdoğan diyor ki emekliye para yok. Para yok. Para yok. Duyar da bir şey yapar mı? Yapmaz. Çünkü o garibanın sesini, ezilenin sesini, yoksulun sesini duymaz. Onun duyduğu ses hep zenginlerin sesi, hep fabrikatörlerin sesi, hep patronların sesi. Ama ona sesimizi 31 Mart günü duyuracağız hep beraber. 31 Mart günü. Soma olmuş dert küpü. Biri diyor 3600 ek gösterge. Biri diyor motorum var mazotum yok. Biri diyor taşerondaydım kadromu alamadım. Bir tanesi söylüyor 10 lirayı gösteriyor. Cebimde bu kaldı diyor ben emekliyim diyor. Cebimde bu kaldı diyor. Bu çarelerin, bu sorunların hepsinin çaresi vallahi ne bende ne bir başkasında. Çaresi sizde, çaresi sandıkta. Şimdi bundan sonra hep birlikte yapacağımız bir şey var. 31 Mart tarihinde sandık başına gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına oy vereceğiz. Ama bu adaylar sadece CHP'nin adayları değil. Bu adaylar büyük bir ittifakın adayları. Bu ittifakın adı Soma'da Soma İttifakı. Manisa'da Manisa İttifakı. Türkiye'de Türkiye İttifakı. Bu ittifakın rengi kırmızıyla beyaz. Ay yıldızlı al bayraktan alıyor rengini. İçinde sosyal demokratlar var, milliyetçi demokratlar var, muhafazakar demokratlar var. Bu partiye oy versin diye kimseyi ayırmıyoruz. Türk'ünü, Kürd'ünü, Laz'ını, Çerkez'ini, Karadenizlisini, Doğulusunu, Güney'dekini, Manisa'dakini ayırmıyoruz. Soma'mızda Karadeniz'den olanlar var, Güneydoğu'dan olanlar var, İç Anadolu'dan olanlar var, buraların yerli olanları var. Ama herkes var, sorun var ama çözümde bir tek çare var, o da birleşmek, birlikte olmak. O yüzden biz buna Türkiye İttifakı diyoruz. Türkiye İttifakı kimden oy bekler? Türkiye İttifakı milli takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa onlardan oy bekler. Türkiye İttifakı
filenin sultanları kazandığında kim gözyaşı döküyorsa onlardan oy bekler. Kimin karnı açsa, kimin maaşı yetmezse, kimin iş güvencesi yoksa, kimin çocuğu yurt dışına gitmek istiyor ve endişeleniyorsa onlar Türkiye İttifakı'ndadırlar. Türkiye İttifakı'nın renkleri bayrağımızın renkleridir. Kırmızı ve beyaz. Ben size kırmızı diyeyim bakalım. Kırmızı. 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 En büyük. En büyük. Türkiye'yi sevenlerden o istiyoruz. Öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil, gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan o istiyoruz. Zenginler, zenginler, zenginler bir yanda dururken emeği sömürülen işçiden, fukaralardan, garibanlardan, emeklilerden, emekçilerden, genciyle yaşlısıyla bu memleketin güzel insanlarından o istiyoruz. 31 Mart günü Soma'yı Sercan Okur'a, gel Sercan. Sercan Okur'a. Manisa'yı Ferdi Zeyre'ye. Bu iki genç adayımız, yaşları birbirine denk, ikisi de birbirinden yakışıklı, ikisi de birbirinden çalışkan, ikisi de birbirinden namuslu, bu iki evladımızı, bu iki kardeşimizi sizlere emanet ediyorum. Onları 1 Nisan sabahının belediye başkanları yapmaya söz mü? Söz mü? Söz mü? Size güveniyorum. Size inanıyorum. Onları size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza. İşte Manisa, güzel mi güzel, işte Soma. Hak eder. Daha güzel, uğruna daha aydınlık yarınların sözünü veriyoruz. Biliyorsun değil yaşanacak mi? Daha güzel yarınların sözünü veriyoruz. Yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. İşimiz duyuyorsun gücümüz Türkiye. Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Çok teşekkür ediyoruz ilginize, sevginize, yüreğinize teşekkür ediyoruz. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye.